Örgün her şey bitti dedi noktada, artık köye döneceğim noktada Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçmen olarak geldi. Bulgaristan'la Türkiye arasındaki o sınır dünya bakmadığı sürece açılmaz diye düşünüyordum ben. Bulgaristan'dan gelmişsin, hedeflerim var, hayallerim var, heyecan var, korku var. Bana bu devlet inandı, güvendi. Bana sahip çıktı bu memleketteki insanlar. Beş asır Osmanlı Devleti Bulgaristan topraklarında yaşadı. Ve beş asır sonrasında 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Bulgaristan özelliğini kazandı. Bulgaristan kurulduğu andan itibaren homojen bir devlet kurabilmek için içinde bulunan o homojen yapıya zarar verebilecek azınlıkları sınır dışı etmeye çalıştı. 93 Harbi, ardından Balkan Savaşları, Cumhuriyet döneminde yaşanan göçler, 1925'te yapılan bir ikamet sözleşmesi, ardından 50-51 göçü, 50-51 göçüne paralel olarak bunu tamamlayıcı mahiyette 68 göç anlaşması, 68 ila 78 yılları arasında Türkiye ile Bulgaristan arasında yakın akraba göçü olarak da bilinen serbest bir göç anlaşması imzalanıyor. 89'a doğru gelinen süre zarfında zaten Bulgaristan Türklerinin göçleriyle ilgili olarak ciddi bir külliyat oluşmuş durumda. Nasıl kurtulalım bu Türk Müslüman nüfusundan sorusu her zaman aslında Bulgar idarecileri meşgul eden bir soru olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda tabii Almanlar Ruslara yenilmeye başladıktan sonra Sovyet Rusya'ya Doğu Avrupa'ya doğru ilerliyor. Almanya'ya destek vermiş olan Bulgaristan'a geliyor Kızıl Ordu. Orayı da ele geçiriyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler artık Doğu ile Batı bloğu arasındaki ilişkilere endekslenmişti. Komünist Parti başlangıçta Türk azınlığa daha hoşgörülü davranıyor. %10 civarında bir Türk nüfus var Bulgaristan'da ve yeni rejim onların desteğini almak istiyor. İlk başta ne yaptılar? İşte Bulgaristan Müslüman Türk azınlığına bir takım haklar verdiler. İşte eğitimle ilgili ya da kültürel anlamda. Mesela 1950 yılından itibaren Bulgar Komünist Partisi'nin Türk azınlığa yönelik politikasını değiştirmeye başladığını görüyoruz. Bunun sebebi ne? Türkiye Batı bloğu içerisinde 52'de NATO'ya girmesiyle beraber. Bulgaristan ise 1947'de özellikle tam anlamıyla Sovyet işgali 44-47 arası artık Doğu bloğu içerisinde yer almaktaydı. Ve 1950 yılının önemi ne? 1950'de Türkiye Kore'ye asker gönderme kararı alıyor. SSCB'nin amacı da işte NATO'ya yaklaşan ve Kore'ye asker gönderen Türkiye'yi cezalandırmak. Bulgaristan sistemi, bu rejim böyle insanların, komünizmin daha doğrusu insanların kalkınmasına, hakkını sormasına müsaade etmeyen bir sistemdi. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin Mestanlı kasabasının Uzuncalar köyünde dünyaya geldim. Bu da bak. Kırcaali bölgesinin köyleri %100'ü Türk vatandaşlarından oluşan bölgeydi. Bizim köyümüzde mesela öğretmenler Bulgarlar gelirdi bize. Bizlere Bulgarca öğretebilmek, Bulgarca dilini orada yayabilmek. Fakat şunu unutuyorlardı. Mesela benim annem babam Bulgarca bilmiyordu. Evde ben yine Türkçe konuşuyordum. Bu sistemde pek başarılı olamadılar bizde.
Al bakayım kızlarım. Ver onu ver. Aferin kız hanıma. Sağ olasın. Dikkat et sıcak. Ben 10 yaşındayken değil toprağı bellemeyi belli tutup kaldıramıyordum. Dayılarına çekmiş. E onlar da öyleydi. Yok daha neler. Allah nazarlardan korusun. Çok güçlü yavrum benim maşallah. Bulgarlar camiye saldırmış diyorlar. Bizi buradan silinceye kadar rahat durmayacaklar açı. Gavur gavurluğu ne edecek elbette. Biz ne yapacağız? Kıcaali de iyice karışmış diyorlar şimdiden. Ya onlar bizim canımızı alacaklar. Ya da biz buradan çekip gideceğiz. Evde nereye gideceğiz ki? Kız hanım. Yoruldun mu? Yok vay iyiyim bitiririm ben burayı. 10 yaşına kadar köyde böyle bir hayatım vardı. Bizim bölge genellikle şey derim yani kırsal. En kırsalı. En unutulmuş bölgesindeydim ben. 80'li yıllara geldiğimizde esas şey Todor Zhivkov'un kafasındaki Türkleri tamamen asimile etmek, onların kültürel kimliklerini yok etmek planını devreye sokmak için harekete geçiyor. Bulgaristan Politbürosu'nda, BKP'nin Politbürosu'nda bir proje görüşülüyor. O projede Türklerin nasıl asimile edilmesi gerektiğini ele alıyorlar. Bizim bölgeden bir tane doktor çıkar, ikinci çıkmaz. Bir tane polis çıkar, ikincisi çıkmaz. Bizde bu bölgede bir tane de sporla uğraşan bir abimiz vardı. O da İbrahim Elmalı. O da bizim köyde, köyümüzde ve komşumuzdu. Köye gelip giderken işte beni görüyor. Arkadaşlarım arasında güreşte vardım, koşuda vardım. Bir şekilde beni görmüş. Sen ne yaptın be pehlivan ya? İbrahim abi. Gel ne diyeceğim bak. Aferin çalışın yiğitler. Dedi ki halterci olur musun dedi. Yani halter sporunun ne olduğunu sordu. İşte güç ağırlık kaldıracaksın şöyle böyle. Bir şekilde beni ikna etti. Tabii ki olurum dedim ben. O arada tabii anne baba karşı çıktı. O zaman yaşım daha 9'du. Sonra Enver hocamız var rahmetli. Enver Türkileri aynı zamanda Naim abinin antrenörünü yapan. Enver hoca geldi işte. O annemle babamla konuştu. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Ali Aga. Bizim Halil'den bahsettim. Sağ olsun çok ilgilendi. Bizzat gelip kendisi konuşmak istedi. Senin bu oğlanda farklı bir şey var Ali Aga. Köyde devirmediği kızan kalmamış güreşte. Öyledir benim aslan kızanım. Öyledir. Şimdi İbrahim kardeş bize halter martel bir şey dedi de ya bizim aklımız pek almadı. Şimdi ben lafı hiç dolandırmadan anlatayım. Hatice. Atçı abla, senin bu kızan var ya, doğuştan halterci. Eğer oğlu derseniz elinden tutup esaslı bir sporcu yapacağız. Kasabada, Kırcaali'de. Evet. Orada yurt da ayarlayacağız. Hafta içi orada bizimle, hafta sonu burada sizinle kalacak. Ya, iyi güzel diyorsunuz da, tahsili peki? Ben okulu bırakmasına müsaade edemem. En güzeli de bu ya Atçı abla. Koskoca kasabada eğitim görecek. Buradan çok daha iyi. Tabii ya. Hem daha iyi okula gidecek. Hem de antrenmanlarını hiç aksatmadan yapacak. Şu kızandaki Allah vergisi gücü heba etmeyelim mi alaka? Onları ikna edemediler. Daha çocuğumuz küçük diye seneye gelin diye. İbrahim kardeşim. Selametle. Hocam, selametle. Eyvallah Ali Aga. Tabii annemin babamın taktiği aslında oyalayıp seneye zaten nasıl olsa gelmezler. Kasabada koskocamın Enver Hoca ne işi var köyde bir tane çocuğun peşinde. Ya madem istemiyorsun.
Doğrudan değdi mi adamcağızları? Ben bu adamlara hemen hayır diyemem Hacı. Koskoca hocalar kapımıza kadar gelmişler. Bir seneye kadar onlar da unutur Halil de. Haydi. Gel. Onlar unutmadı. Sene bitti. Geldiler. Selamun aleyküm Ali amca. Selamun aleyküm Ali aga. Aleyküm selam. Hoş geldiniz İmran. Hoş bulduk. Hoş gördük Ali aga. Sağ ol. Ali aga, bize bir sözün vardı malum. Biz de emanetimizi almaya geldik. Ben tabii dünden hazırım. Beni zaten kandırdılar daha o gün. Evet demiştim ben. Dikkat et kendine oralarda. Tamam. Akşamları soğuk olur şimdi. Üşütürsün. Selam. Otur bakayım. Halil'im. Ne anın ne benim senden bir beklentimiz yok. Ben ölünceye kadar çalışırım. Anam da kendime bakarım. Ama kardeşlerine senin önünüzde uzun bir hayat. Zor bir hayat. Biliyorum baba. Ben aslında gitmeni istemiyorum. Ama madem ısrar ediyorsun. Bunun bir gidişi var, bu dönüşü. Madem bir şeye başlıyorsun, sonuna kadar gideceksin. Gidersen bir daha geri gelemezsin dedi. Sadece hafta sonları gelirsin dedi. Ona göre karar ver dedi. Tamam kızım. Hadi bakayım. Eti sizin. Kemiği benim gari. 83'ün Ekim ayında ben. Hayalim olan işte köyden kurtulmak, kasabaya gitmek, Bulgarca öğrenmek, hafta sonu gelip köyde Bulgarca konuşarak arkadaşlarıma hava atmak, hayallerim gerçek olmaya başlamıştı. Anlaştık mı aslanım? Günde iki tane antrenman yapacaksın bak. Ve her antrenmanını aynı konsantrasyonda istiyorum senden. Tamam. Bak İbrahim Hoca'nın da dediklerinden çıkmak yok. Anlaştık mı? Öyle değil mi İbrahim Hoca'm? Evet abi. Aslan gibi maşallah. Bizde güç güreşten ölçülürdü. Yani taş atarak veya taş kaldırarak değil. Güçlüysen güçlü olan galip gelir güreşte. Dolayısıyla gittim ilk salona girdiğimde halteri gördüm de ürktüm mesela yani. Daha ilk günü. Kocaman kocaman ağırlıklar, büyük büyük abiler böyle bir acayip bir ortam. Bu arada biri bir taraftan bağırıyor, biri bir taraftan bir şeyler diyor. Bir şeyler oluyor. Eyvah ben ne yaptım dedim ama geç olmuştu. Olur başta öyle. Alışırsın. Hadi. Hadi. Hadi bakayım aslanım. Seni. ...84 yılıyla beraber katı Bulgarlaştırma politikasına gidildiğini görüyoruz. 10 Aralık 1984'te Todor Zhivkov, Başbakanı Görgü Atasonov ve İçişleri Bakanı ile birlikte bir toplantı yapıyor. Emniyet birimlerinde çağırıyorlar ki o dönemde bu toplantılara genelde üst düzey emniyet toplantılarına KGB'den de muhakkak bir ya da iki general katılır. Çünkü SSCB'den habersiz ve izinsiz zaten Bulgaristan o dönemde herhangi bir şey yapamaz. Orada tamamen işte bu zorla isim değiştirme kampanyasının nasıl yürütüleceğine karar veriyorlar. Yani nereden başlayacak, hangi bölgede, hangi köyde başlayacak, nasıl devam, hangi bölgeye doğru devam edecek ve nerede bitecek? Bunun kararları işte 10 Aralık 1984'te alınıyor ve biz artık şeye geldiğimizde 24 Aralık 1984'de geldiğimizde toplu isim değiştirme vakalarını da karşılaşmaya başlıyoruz. Kuyumam возможност да уничтожим турската вера и език и да ги адаптираме. То вие другар Живков ще бъдете най-големия герой в историята.
Neka započnem transformacijata na sojata. Nasıl başlıyor süreç? İlk önce Bulgaristan'da yaşayan Türklerin zorla isimlerinin değiştirilmesiyle başlıyor. Bulgaristan'ın azınlıklara karşı uyguladığı politikalar ilk defa 1984'te başlamıyor. Mesela 1965 yılında ilk olarak Makedonların isimleri değiştiriliyor. Daha sonra 72 ve 74 yılında Pomak Türklerin isimleri değiştiriliyor. 80'li yıllarda Müslüman Romanların isimleri değiştiriliyor. Evet, Pamakların adları değiştirildi, Çingenelerin adları değiştirildi, sıra Türklere geldi. Ama bu cümleye kimse inanmadı. Buradan bir isim seç. Listeden Türklerin birer Bulgar ismi seçmesi isteniyor. Buradan bir isim seç. Olsun. Tabii bir milletin millet yapan en önemli unsurlardan biri dil. Dolayısıyla Türkçe olan isimler zorla değiştiriliyor. Ardından Türkçenin özellikle ortak alanlarda kullanımı yasaklanıyor. Tabii sadece bununla da kalmıyor. Türkiye'den Bulgaristan'a giden ya da başka yerlerden Türkçe yayın, gazete, dergi hiçbirinin girmesine izin verilmiyor bu süreçte Bulgaristan'a. Çocukların sünnet edilmesi yasaklanıyor ve sünnet edilmiş çocukların okullara, kreşlere alınmasında sorunlar çıkartılıyor. Türkçe konuşmak yasaklanıyor. Evde bile Türkçe konuşurken sizi duyarlarsa ceza kesiliyor. Yani bırakın sokakta Türkçe konuşmayı. Evinizde Kur'an-ı Kerim bulundurulursa bu bir suç. Yani hem milli hem dini vecibelerin yerine getirilmesi tamamen yasaklanıyor. Hatta düğün anlamında diyelim ki gelenek ve göreneklere bağlı kalarak ve İslam gelenekleri çerçevesinde evlilikler yapılacaksa bunların gerici olduğunu söyleyerek yeni gelenek görenekler yaratmaya çalıştı Bulgaristan ki bunları modern olarak, çağdaş olarak pompaladı. Yani bu sadece bir isim değiştirme hadisesi değil, bir kültürel soykırım söz konusu burada. Tabii Türkiye olayların en başından itibaren konudan haberdar. Ocak ayı itibariyle konu Ankara'nın gündemi içerisinde ve bu konuyu doğrudan doğruya Bulgaristan'a yöneltmek suretiyle soru, yani bir nota da bulunuyor. Bulgarlar buna Bulgaristan'da Türk yoktur söylemiyle karşılık veriyor ki Türklerin durumu nedir? İzahat istiyor. 3-4 notadan sonra zaten iletişim kesilmiş durumdadır. Tabii buna direnen Türkler oluyor. Direndiğinizde o ara karetlere vuruyorsunuz, dövülüyorsunuz. Bulgar hapishanelerine ve cezaevlerine gönderiliyorsunuz. Daha sonra Bedene, Bobovdol gibi toplama kamplarında cezalar alıyorsunuz ve Bedene Tuna Nehri üzerinde Prens Adaları'ndan biridir. Aslında kampın açılışı 2. Dünya Savaşı sonrasına denk gelir ve komünistler iktidara geçirdiğinde Bulgaristan'da kendilerine karşı olanları ilk defa Bedene Adası'na atmışlardır. Daha sonra işte Pomak Türkleri Bedene Adası'na atılmıştır. Komünizm sistemine karşı gelen bazı yöneticiler Bedene Adası'na atılmıştır ama 1984 ve 89'da Bedene Toplama Kampı ismini vermek istemeyen, kimliğini vermek istemeyen Türkler için açılmıştır. Avrupa'nın son toplama kampıdır. Bedene, Bulgaristan Türkleri için bir korkudur, bir korku anıtıdır. Çünkü Bedene'ye gidenlerin geri gelmeyeceğine inanırlar. Düşünün, küçücük bir oda, 8-10 kişi odalarda, çok soğuk, ısınamıyorlar, -29-30 derecede. Aynı yatakta 2 kişi yatıyorlar ya da birbirlerine sırtlarını veriyorlar. Böyle çok soğuk bir havada sabahlara kadar bekletiliyor. Işık hiç yok. Dışarıdan tamamen tenekelerle pencerelere kapatılmış karanlık bir ortam. Hücreden çıkmanız yasak. Size 5 litrelik bir su bidonu veriliyor, su içeceksiniz. Bir de bir kova veriliyor. Küçük tuvaletinize ve büyük tuvaletinize o kovaya yapacaksınız. Böyle birkaç ay kalıyorlar. Yedikleri yiyecekleri sorduğumda mesela şunu anlatmışlardı. En iyi yiyecekler demişti. Mesela balık kafasından yapılan çorbalar. Yani balığın eti yok, balık kafası vardır çorbanın içerisinde. Ya da tavuk bacakları. Mesela ekmek getirilir, onları verilmeden önce dışarıda bırakılır.
İçeriye aldıklarında ekmek o kadar çok sert oluyor ki ekmeği kemiremiyorlar, yiyemiyorlar. Yaptıkları şey şu, ekmeği ranzalara vurarak küçük küçük parçalar haline getiriyorlar. Bir torbanın içerisine bırakıyorlar. Torbanın içine su koyup lapa şeklinde ekmeği yiyebiliyorlar. Çünkü getirdikleri ekmeği diş geçirmek imkansız. Ve burada çok ağır sorgulardan geçiriyorlar belene toplama kampında. Diyelim ki bir muhtarı, Türk muhtarı gözaltına alıyorlar. Adam evine dönüyor, işte bir hafta sonra vefat ediyor. Bu tür vakalara da çok rastlıyoruz. Doğrudan doğruya öldürülenler dışında, hani işkenceye maruz kalıp daha sonra hayatını kaybeden birçok insanımıza da göreceğiz. Ya da gözaltında işkenceyle öldürülmelere çok rastlıyoruz. Mesela köy köy gezilip konferanslar veriliyor. Burada Bulgaristan'daki Türklerin atalarının aslında Bulgar olduğu, Osmanlı döneminde zorla asimile edildikleri yalanı ispat edilmeye çalışılıyor. 1984-85 soya dönüş süreci Türkleri farklı bir sorgulamaya itti. Yani yapılan uygulamalar Türkçe bakımından, dini ibadetler bakımından biz kimiz sorusunu Türk azınlığı içerisinde yaşatmaya başladı ve biz Türksek özümüze dönmeliyiz noktasında insanları düşündürdü. Ve yavaş yavaş başlangıçta bir pasif direnç ile Bulgarlara, Türkler cevap verdiler. Biz Bulgar değiliz, isimlerimizi geri istiyoruz. Mestanlı'da Kırcaali'nin ilçesi tamamen Türklerden oluşan bir ilçe. Orada işte biz Türk'üz, Türk olacağız sloganları atılıyor, kalabalık toplanıyor. Yine onların üzerine ateş açılıyor ve orada da 6-7 kişi şehit ediliyor. Türkiye bu konuyu Bulgaristan'la en başından itibaren ikili bir göç anlaşmasının imzalanması suretiyle çözmeye gayret ediyor ama Bulgar tarafı buna yanaşmıyor. Türkiye ise artık bu göç anlaşmasına Bulgaristan yanıt vermedikten sonra Türkiye'deki Türk sivil toplum örgütleri, Türk diplomasisinin bütün aygıtları konuyu öncelikle Bulgaristan'la ikili ilişkiler zarfında çözmeye çalışıyor. Bundan muvaffak olamadığı için konuyu uluslararası örgütler nezdinde taşıyor. Yine Birleşmiş Milletler nezdinde, NATO nezdinde, AGİT bünyesinde ve İslam Konferansı örgütünde o dönemki adıyla konuyu gündeme getiriyor ve Bulgaristan'a ağır bir diplomatik yaptırımda bulunmaya çalışıyor. Bulgaristan'ın uluslararası alanda sicilinin zedelenmesini temin ediyor. Bu kapsamda özellikle Sovyetler Birliği'nin dahi Bulgaristan'ın bu insanlık dışı uygulamalarına karşı Sofya yönetiminin arkasında durmadığını görüyoruz. Aslında 80'li yıllarda kötülenen bir Türk imajı var. Bundan da bahsetmeliyiz. Mesela 1984'ün başında Bulgaristan'da bazı terör olayları gerçekleşiyor. Mesela Filibe tren istasyonunda bir patlama oluyor. Zannedersem 30 Ağustos 1984'tü. Bir kişi ölüyor. İşte bir havaalanında yine bir patlama oluyor. Orada da iki kişi yaralanıyor. Bunların hepsinin Türkler tarafından ya da Türk casusları tarafından yapıldığı halka anlatılıyor ki Bulgar halkının da Türklere karşı yapılan bu asimilasyon politikalarına karşı destek vermesi isteniyor. Aman Nimatçı, çocuk daha var. Bana bırak, ben konuşurum onunla. Halil! Halil! Gel kız hanım. Baba. Otur bakayım. Al bakayım şunu. Bu ne? Bu yeni kimliğin. Hepimizin kimliği değişti. İsimlerimiz de değişti. Nasıl yani? Şöyle, bundan sonra dışarı çıktığında, okula gittiğinde, spora gittiğinde adın ne diye sorarlarsa sen Uben diyeceksin. Ne kadar da şey olmasa da istemesin, bu ismi taşıdık biz. Yani bilmiyorum da yani söylerken pek hoşuma gitmem, yine de söyleyeyim. Huben'di benim adım. Huben. Hah, evet. Halil. Halil'sin oğlum sen, Halil. Huben değil. Tübe. Aslanım, senin gerçek adın Halil. Bunu unutma. Ama öğretmenlerin, hocaların polis adın ne diye sorduğunda bu ben diyeceğim. Tamam? Tamam. Hah, aferin kız hanıma. Buradaki amaç bizi asimile etmek. İşte bizden sonraki ikinci veya üçüncü kuşağı da bir şekilde Türklüğü unutturmak ve Bulgarlaştırmak diye düşünüyorum ben. İki gün sonra kasabaya gittiğimde öğretmenimiz dedi ki hadi artık herkes ismini söylesin. Çünkü o şeye, okul defterinde isimlerimiz değişecek bizim. Herkese söylerken ben bildiğim ismi unuttum.
Saligraf. Kakse kazbaş. Halil. Neres bir an kapko kazbaş. Bulgarski. Bilmiyorum. Kendi kafama göre bir yalan uydurdum. Dedim ki daha dedim bizim bölgeye dedim. Gelmediler. İsim değiştirmeye dedim. Öğretmen birden ayağa kalktı. İşte dedi ki bizi salak yerine mi koyuyorsun? Bulgaristan topraklarında bir yani bu bölgede bir kişi kalmadı. İsmi değişmeyin deyince bayağı bir fırça yedim. Derhal dedik ismini öğren dedi. Tabii fırçadan sonra dersten çıktım. Aklıma geldi ama tabii gidip de aklıma geldi diyemedim. Bir hafta sonra gittim ismini söyledim. Öyle isimler değişti işte. Türklük tamamen silinmeye çalışılıyor. Yani 5 asır boyunca belki de 7-8 kuşak dedenizi gömdüğünüz topraklarda sizin varlığınız inkar ediliyor. Bu kadar da zalimlikten öte kefenlemeden demiyor Allah. 500'üne biz onları kendimizden ayrı görmedik. Ne kılıklarına, kıyafetlerine karıştık. Onların bize ettiğine bak. Baba baba koş. Halil, ne oldu aslanım? Ne yapmışlar? Tüve. Güçmüş adamdan ne istediniz? Birimizin Müslümanlığına karıştılar. Ölümüzün bile Müslümanlığına müsaade etmiyorlar. Ayıptı, günahtı ya. Mezar taşları kırılıyor. Mezar taşlarında Osmanlıca ve Türkçe yazıları olduğu için mezar taşları kırılıyor. Mezar taşlarının da hem kütüklerde insanların dedesi, atası, kim varsa 3-4 kuşak geriye Bulgarca isimler verildi. Bu şekilde Türk ve Türkçe yaşamanın, Türk ritüellerine göre yaşamanın ve Müslüman ritüellerine göre yaşamak Bulgaristan'da bir hayal durumuna getiriliyor. Hadi aslanım, hadi. Süpersin Halil, süpersin. Dinamo gibisin maşallah. '83'ün Ekim'de başladık. İşte 85'te isimlerimiz değişti. 86'ya geldiğimizde artık farklı alanlarda baskılar oluşmaya başladı. İşte hani Türkçe konuşma yasağı çıktı sokaklarda, evlerde işte yani kendi aranda. Bir şekilde hep böyle ikinci soyutlandığımızı farkına varmaya başladık. Hocalarımızın tavırları işte yani antrenörler diyemem çünkü antrenörlerimiz de bizim gibi Türk. Bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar onlar da yaşıyor. 86'da Naim abi iltica etti yani. Rahmetli. Naim Süleymanoğlu'nun özellikle çok tanınmış bir sporcu olduğu için çok fazla ses getiriyor Naim Süleymanoğlu'nun ilticası. Naim Süleymanoğlu tam da spor diplomasisinin tipik bir örneği olacak şekilde biliyorsunuz Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'ye iltica etmişti. Zaten öncelikle Bulgaristan yönetimi bu Naim Süleymanoğlu'nun iltica ettiği haberini yalanlıyor. Türkiye'ye geldikten sonra yaptığı açıklamalarla aslında Naim Süleymanoğlu'nun neler yaşadığı ortaya çıkıyor. Adımı değiştirdiler 2 yıl. Plan yapardım. Ne yapayım, ne yap gelen Türkiye. Zhivkov bir ifadesi vardı malumunuz. Naim'in Türkiye'ye iltica etmesindense 500 bin Türk'ün Türkiye'ye gitmesini tercih ederim şeklinde bir ifadesi var. Tabii Naim abi iltica ettikten sonra bu sefer oradan İşte siz şöyle hainsiniz, işte biz yetiştiriyoruz, siz kaçıyorsunuz demeye başladı. Birden kaldır. Tut. Bırak. Hemen. Oo, tut. Ekmek elden, su gölden. Bu ülkenin imkanlarını kullanacaksınız, sonra bizi sırtımızdan vuracaksınız. Süleymanov gibi. Hainler. Şşş! Bana bak, ne biçim konuşuyorsun sen? Ne oluyor burada? Hepiniz hainsiniz. Bu imkanların hiçbirini hak etmiyorsunuz. Bırak çalsın çocuklar! Hadi çocuklar! Hadi aslanlarım, çalışın siz! Hadi aslanlarım! Hadi sen de hoca işine bak, hadi.
Sizin yerinizde olsam utancımdan gelmezdim buraya ben. Hadi hadi. Hadi işte. Hadi hocam. ...89'a giden süreçte Bulgarlar artık bakıyorlar ki yani buradaki Türk azınlığını sindirmekle bir şey elde edemiyorlar. Hatıralarla ve hafızalarla oluşmuş bir zihniyeti emir ve buyruklarla yıkamayacaklarını anlamış oluyorlar aslında. Todor Živkov kendi parti yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda Bulgaristan'da yaşayan Türklerden en az 300 bin kişiyi Türkiye'ye göndermezlerse Bulgaristan'ın 15-20 yıl içerisinde Kıbrıs haline geleceğinden bahsediyor. Arkasından bir konuşma yapıyor ve diyor ki işte eğer diyor sosyalist Bulgaristan'ı kapitalist Türkiye'ye tercih etmek isteyenler varsa gidebilir diyor. Otvorete granicite za vsichki bulgarski musulmani koito zhelayat da otidat vav Turciya vremeno. Živkov'un aslında buradaki amacı Türkiye diyor bu kadar göçmeni alamaz. Dolayısıyla uzlaşmak zorunda kalacak benimle. Turgut Özal'a hitap ederek yani Türkiye'nin sınırlarını açmasını ve Bulgaristan'da yaşayan kişileri ülkesine kabul etmesini istiyor. Ve bunlar beğenmedikleri komünist rejimi bununla da sürterek kabul edecek düşüncesidir. Sınırları açın diyor. Bizim sınırlarımız açıktır. Hiçbir zamanda kapalı olmamıştır. Yani Bulgaristan'da aynı şekilde davranmaya çağırıyoruz. O da açsın. Bulgaristan hükümetini eğer samimi iseler kapsamlı bir göç anlaşmasını müzakere etmek üzere derhal toplantıya davet ediyor. Türk hükümetinin yanıtı ise çok nettir bu konuda. Živkov gelsin onu da alırız. 2 Haziran 1989'da o büyük göç başlayacak ve yüz binlerce insan aslında insani olmayan koşullarda Türkiye'ye zorla göç ettirilecek. Bütün alabildiğiniz elinize bir bavul ve ana vatana geliyorsunuz. Bir saat hazırlık için verilmiş. Bir saat içerisinde tüm aile toparlanacak ve gidecek. Bulgaristan göçmenlerinin şöyle bir ifadesi vardır. Onlar için Balkan toprakları ata vatandır. Biz derler ata vatandan ana vatana geldik. Ve her şeyinizi, evinizi, barkınızı, her şeyinizi bırakıyorsunuz ve yeni bir hayata başlıyorsunuz. Ve zorunlu göçe tabi tutuluyorsunuz. Çünkü Türk ve Müslüman kalmak istiyorsunuz. Çok acıklı bir süreç. Yani kim gidecek, kim kalacak? Tamamen bir belirsizlik içerisindesiniz. Özellikle erkek çocukları olan aileler tedirgindi. Çünkü askerlik 18 yaşı tamamlamış erkek çocukları veya tamamlamamış olanlar için bir engeldi. Eğer çocuğunuz 18 yaşı tamamladıysa, askerdeyse gelmeyecek sizinle. 18 yaş altıysa da gidemeyecek. Mustafa Ağa! Selametle! Yakında biz kalacağız buralarda. Ben kızım ben tehlikeye atamam. Ne tehlikesi bey? Dobre. Stiknaşını hubenda. Tu iz šutu rada. Ha ha, dobre, dobre. Sanki burada tehlike yok Ali. Hı? Kız, ben sana soru soracağım sen bana diyeceksin dobre dobre. Hı? Ne bileyim bir an öyle bakınca kafam durdu. Ali, kızanım, yanmasın onlar. Yakmıyorum baba. Benim bir büyük abim vardı. O dönem askere gitti. En büyük kızım bir dönsün bakım askerden. O zaman düşünürüz göçü. Şimdi Mehmet yokken nereye gideceğiz? Bunlar da güven olmaz zaten. Geçen radyolarda diyorlardı da oyun mu, hakikat mi bilmiyorum. Bulgaristan sınırı açıldığında birçoğumuz ne yapacağımızı şaşırdık. Acaba ne oldu? Neden öyle oldu? Gerçek mi? Acaba bir oyun mu? Acaba devlet bizi mi deniyor? Kapıkule ve Edirne'deki sınır kapılarına binlerce insanın ilk başlarda yanlarında neredeyse hiçbir eşya olmadan adeta sürüldüğünü görüyoruz. Öncelikle bu eylemlere
protestolara katılan Türkler gönderiliyor. Sonrasında tabii ki göç çok fazla hızla ilerliyor. Balkanlardan ve Bulgaristan'dan gidenler bakımından düşünecek olursak, akraban var mı? Köyümden giden var mı? Hani iklim de belirleyici ama dediğim gibi yani köyümden giden var mı, akraban var mı, çalışma alanları var mı? Yani kolayca iş bulabilecek. 3 aylık süre zarfında 312 bin Türk'ün yaklaşık olarak Türkiye'ye göç etmesiyle sonuçlandı. Bu şekilde giderse yıl sonuna kadar Bulgaristan'daki bütün Türklerin Türkiye'ye geleceğini öngörmek mümkündü. Az çok arabalarla geliniliyor, trenle geliniliyor ama yine de bir büyük bir yoğunluk var ve sonuç itibariyle bunların yerleştirilmesi lazım. Yaz bitmek üzere, evet Ağustos hala sıcak. Geçici iskan konusunda öncelikle Edirne'de çadır kentler kuruluyor. Kızılay burada göçmenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak çadır kentler yeterli olmayınca Bülent Ecevit'in önerisiyle okulları ve yurtları kullanabiliriz, misafirhaneleri kullanabiliriz diyor. Peki sonbaharda ne olacak? Okullar açıldığında bunlar artık okulda barınamaz. Ama çocuklar okula başlayacak, yerler belli olması lazım ve bu insanların da kısa sürede istihdam edilmesi lazım. Türk hükümeti bir uygulama değişikliğine gitti bu dönem itibariyle ve günde 1000 kişiye vize verme yoluna başvurdu. Yani geri gönderme merkezlerinde bugünkü ifadeyle muhacirhane olarak o dönem Kırklareli'nde, Edirne'de evet iskan ediliyorlardı, bir süre barınıyorlardı ama bunun artık sistematik bir hale gelmesi gerekliydi. Bu anlamda da Türk hükümeti 1000 kişiye kadar vize verme yoluna gitti. Şimdi 1989'da buraya göçmenler geldiğinde öncelikle büyük bir çoğunluğu zaten akrabalarının yanına yerleşiyorlar. Geçici iskan yerleri olarak çadır kent, okullar kullanılıyor. Sonrasında da 50 metrekarelik kış şartlarına daha uygun olacağı düşünülerek prefabriklere kalanların geçirilmesi planlanıyor. Tabii bir de bu süreçte de kışa dayanıklı çadırlar haline getiriliyor kullanılan çadırlar. İçerisinde soba yakılabilen da kışa daha dayanıklı çadırlar haline geliyor. Sonrasında iskanlı olarak iskan yerlerine gönderilen göçmenler için aslında Türkiye ev verilmesini değil de şirketler vasıtasıyla ya da vergiden düşülerek bu göçmenlere ev yapılması kararını veriyor. Ama çoğunlukla baktığımız zaman Bulgaristan'dan gelenler nereye yerleşiyor? İzmir'e çok yerleşenler var. Yalova, yine Bursa tarafları, İnegöl, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, tabii İstanbul'u hiç unutmamak lazım. Her zaman bütün göçlerin merkezinde İstanbul yer almıştır. Ve bunlar için de birçok yardım, işte arsasını veriyor. Mesela ormanlık alanlarda ağaçların kullanılmasına izin veriliyor. Dolayısıyla bu kişilerin bu şekilde iskanı planlanıyor. Ama biz Bulgaristan'dan gelen göçmenler olarak baktığımızda ki aslında 2510 sayılı iskan kanununa göre iskan edilen göçmenlere tarım arazisi de verilmesi gerekir. Ama bu süreç yoğun bir göç olduğu ve hazırlıksız bir göç olduğu için 89 göçmenlerinde uygulanmıyor. Mesela arsa ya da tarım arazisi verilmiyor bu kişilere. Sadece ev yardımında bulunuluyor. Ev yardımı da toplanan sosyal yardımlaşma fonunda toplanan yardımlarla ya da devletin bir takım yaptığı vergi indirimi gibi muafiyetlerle sağlanıyor aslında. Çok iyi hatırlıyorum. 88'den sonra bütün Türk antrenörlerimizi veya bölgedeki halter antrenörlerini boşalttılar. Antrenör yoktu. Okula gidiyorduk, salona gidiyorduk ama antrenör yoktu. Biliyorsunuz dünyada en büyük güç sanat ve spordur. Onlar sanatın ve sporun ne kadar güçlü bir silah olduğunu biliyorlardı. Ve dolayısıyla öyle bir silahları varken de onlar içerisinde Türkleri görmek istemiyorlar. Açıkçası bu. Onun için sizi bir şekilde uzaklaştırıyorlardı. Ki neticesinde de öyle oldu. Herkes Türkiye'ye geldi. Ben Bulgaristan'da kaldım. Bu son şans Ali amca. Yoksa bunca yıllık emeği çöpe gidecek. Gel kızım. Gel. Hayırdır? Bir durum mu var? Hoş geldiniz. Halil, eğer ki bizi seçersen hem kendin hem ailen rahat edersiniz. Emre Hoca'n göndermiş. Sana. Halil kızanım,
Kurban olan bizi seç. Bir çare bırakma bizi buralarda. Size her türlü imkanı sunarım Halil. Altın gibi bir fırsat çıktı Halil'im karşına. Biz gelemeyiz aslanım. Agan asker. Ama senin gitmen gerek. Vizeler falan her şey hazır. Sana refakat edecek bir aile lazım. Senin iyiliğin için kuzum. Benim durumlar malum Ali amca. O tarihte de çok istedim ama kısmet olmadı. Şimdi de son karar sizin. Sen hele gel benimle kızım. Gel benimle. Benim annem babam gitmeyince birilerini götürmek. Yaşım 16 olduğu için ben tek başıma çıkamıyorum ama herhangi bir aileyle çıkabiliyorum. Babam sağ ol, bana bıraktı kararı. Hani hangi şartlar istersin? Ben öyle sizi bırakıp gidemem baba. Gideceksin kız hanım. Sen kaç aydır alter çalışmayasın. Bunca emeğine babam olsun. Bak benim kız hanım. Hani Enver hocalar seni istediğinde ben her ne kadar istemesem de sen bir karar verdiydin ya. Ben o gün senden gurur duydum. Hala da duyarım. Ben isterim ki öz yurduna gidesin. Göğsümüzü kabartasın. Buradakilere umut olasın. Peki baba, ben kimi seçeceğim? Kimle gideceğim? İşte ona sen karar vereceksin. Gönlüm İbrahim Hoca'dan yana. Ama Igor Aga'yı ya da Ahmet Aga'yı seçersem sizi rahat ettirebilirim baba. Sen bizi ne düşünüyorsun aslanım? Ana yurdumuz bize vefa göstermiş. Böyle bir şey yapmış. Esas şimdi hocana vefa gösterecek bir anlamı olsun. Gel bakayım. Ben dedim işte İbrahim Hocam var. Köylüm. İlk aslında hatıra yönlendiren, ön ayak olan, uzun sporcuydu sonra antrenörlüğümü de yaptı. Ya ben bu hakkımı dedim, bunlar da kalmıştı Bulgaristan'da, onu da yana kullandım. Şu beni köyden kasabaya götürmüştü, ben de onu Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirmiş oldum. Ya tabii ki şimdi ayrılıklar her zaman kötüdür. Yani evet benim için biraz heyecan vardı, daha farklıydı. Şöyle söyleyeyim, ben öyle diğer iki aileden gelmiş olsaydım, benim annem, babam, ailem çok farklı, orada kalmalara rağmen çok farklı hayatlar yaşayacaklardı. Ekonomik anlamda. Ben o yolu tercih etmedim. Ben beni köyden kasabaya götüren, antrenörümden yana hakkımı kullandım. Haziran 1989, Mayıs 1990, yani tam bir yıllık süre zarfında Türkiye'ye 345.960 kişinin giriş yaptığını belirtmektedir. Bu önemli bir göç hareketidir. Göçün bir önemi var bu anlamda. O dönem itibariyle kıta Avrupa'sında 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşanan en büyük kitlesel göç hareketi olma özelliğine sahiptir. Kırcaali bizim doğup büyüdüğümüz yer. Nice kuşak atalarımız, dedelerimiz orada doğdu, orada yetişti, orada öldü. Her ne olursa olsun gönlümüz hep orada olacak. Ama şu sınırdan içerisi var ya Halil'im. Dünya üzerindeki bütün Türklerin, Müslümanların, hatta gayrimüslimlerin bile özgürlük için umut kapısı oldu. Şimdi bu kapı bize sonuna kadar açık. Bizim üstümüze düşen bu görevi en iyi şekilde yapmak. Senin üstüne düşen şampiyon bir halterci olup bu ülkeyi temsil etmek aslanım. Merak etme İbrahim abi. Elimden geleni yapacağım inşallah. İnşallah. Hadi bismillah. Benim için bir an önce Türkiye'ye gelmekti aslında. O son 2 saat geçmedi mesela, son 3 saat geçmedi. Zannedersen biz 30 Aralık'ın ilk saatlerinde işte gece 1'de 1.30'da giriş yaptık Türkiye'ye. Bizim hocamız, İbrahim hocamızın arabası vardı. Evet, o arabayla geçiş yaptık. Edirne'ye kadar arabayla geldik. Edirne'den normal yaya olarak sınırı geçtik. Orada Enver'e karşıladı. Enver abi. Gel. Gel şampiyon, gel. Hoş geldin.
Ben şampiyon değilim abi. Henüz ama olacaksın. Burada bir salonlar var. Ali Kızan. Görünce var ya çıkmak istemeyeceksin. Ağzın açık kalacak. Ben yine bir çıkarım abi. Merak ettiğim yerler var. Nere mesela? İstanbul abi. Hep fotoğraflarda görürdüm. Merak ederim. Dur bakalım. Bir başkente geçelim önce. Sonra değil İstanbul. Bütün dünyayı gezeceğiz seninle. Hem de milli mayoyla. Milli mayoyla mı? Tabi. Ne sandın ya? Enver Ağan seni buraya boşa çağırmadı. Allah senden razı olsun abi. Gel. Oo İbrahim kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Gel. Oradan işte otobüse oranın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gittik Edirne'nin. Mektupta şöyle bir şey yazıyordu. Yani senden gelecek olan aile bir iş garantisi vardı. Evet şunu yapıyor devlet. Orada devlet memurluğu yani öğretmen, doktor, mühendis gibi işlerde çalışmış kimseler, daha doğrusu yüksek tahsilli kimseleri hemen işe alıyor devlet. Ama kalifiye eleman olmayıp ama bir şekilde sanayide çalışmak isteyenler varsa bunları istihdam etmek daha güç oluyor haliyle. Tabii İbrahim Hoca'nın zaten antrenörü. O Sakarya'da kaldı. İstanbul'a kadar beraber geldik. İstanbul'a Adapazarı otobüsüne bindi onlar. Biz de Ankara otobüsüne bindik. Ankara'ya geldik ve Ankara ilk gecemde meşhur Ceveci Stadı'nın altındaki lojmanlarda geçirdim. Bir Ocak itibariyle kendi tek başıma arkadaşlar spor camiasıyla birlikte ilk adımlarımı attım 1 Ocak'ta. Nasıl? Özlemiş misin Alter'i? Özledim hocam. Seni buraya getirmek için çok uğraştım. Bunu da boşa çıkarmayacağını biliyorum Ali. Ama malum çok eksiğim var. Biliyorum hocam. Elimden geleni yapacağım Allah'ın izniyle. Gece gündüz buradayım. Helal be. Vakit kaybetmeyelim. Ama ağırlığı eksit. Sıfırdan başlıyormuşsun gibi. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hedef Sakarya. Başla. 8 ay sonra Sakarya'da bir turnuva vardı. Tabii ilk kez bir milli mayo giyeceğim Adapazarı'nda. 90'ın sonuydu. Eylül ayıydı. Tabii orada dediğim gibi Hafız Süleymanoğlu var, işte abilerimiz var. Türkiye'de kendini ispatlamış insanlar var. Herkes onlardan bir şey bekliyor. Yani bir hal diye biri var ama inşallah geleceği parlak olacak bir çocuk da var. Ama ne zaman parlayacak kimse bilmiyor. 5 sene de sonra da olabilir, 10 sene de sonra da parlayabilir. Serüvenine öyle bir yerden başlıyorsun ki Halil. Senin bu mücadeleden mağlup çıkmana imkan yok. Senin kaderin de tıpkı Sakarya'nın kaderinde olduğu gibi zaferle var. Hadi git. Hadi aslanım git. Bulurlar da hepimizi. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Oldu sonrası benim için. Ve İstanbul'da da yine 94 yılında ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettim. Fakat dünya rekorunu 15 kilo arttırarak 6 kaldırışta 7 tane dünya rekoru kırarak bir ilktir bu. Hala da öyledir. Şampiyonluğu ve 7 dünya
Genel dünya rekorlar yarım kilo yarım kilo kırılır. Ben İstanbul'da diye geldim gaza. Şampiyonluk değil dedim. Yapacağım derece önemli dedim. Bu dereceler de beni işte dediğim gibi 7 dünya rekoru sahibi yaptı. Rekor, 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 rekor mu? Rekor mu? 138 kilo. Olimpiyat ve dünya rekoru. 138 kilo. Kaporma'da dünya ve olimpiyat rekoru. Dolayısıyla 2008'e kadar böyle iyisiyle kötüsüyle bir süreç yaşadım. Bunun içerisinde de herhalde 5 dünya, 10 Avrupa, 3 olimpiyat, 3 Akdeniz ve 27-28'e yakın da dünya rekoru sayılıyorum. Öyle bir spor kariyerim oldu. Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu diyebiliyoruz. Bravo Halil! Bravo Halil! Bravo Halil! Türkiye Cumhuriyeti de bize bu sınırların bize açmamış olsaydı biz de bu isimleri kullanıp bugün benim çocuklarım Bulgar isimli. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Ah Halil, ah o ben. Çocuklarım bu sefer öyle düşünürlerdi. Çünkü kimlikte geçmeyecekti isimleri. Sadece köyde göbek adı olarak belki kullanılacaktı ama biz de bu toprakların çocuklarıyız. Aslında biz de bu topraklarda dünyaya gelmişiz. Macir, bak aslında macir demekin karşılığı kaybedilmiş toprakların hatırasıdır aslında baktığınız zaman.